Hepiniz hoş geldiniz. Sohbeti bu ortamda yapabilecek miyiz yoksa? İsterseniz önce bir tanışalım. İkinci sıradan itibaren başlayalım. İmece kalbimiz Ayşe Mustafa Güdür. Samsun'da firmayız. Merkezimiz Samsun. Galiba istedik içeri. Şimdi. Aman Osman Ünler, Recep Türkoğlu, Ozan Ünler ile ne ürünleri? Aman Osman Ünler. Orman. Evet. Kaç yıllık firmamız? 2007'de firmamız. Abdullah Ayık Bey ile Beytex Tekstil AŞ Osmaniye Organize Tesisler sorumlusuyum. Beytex Tekstil olarak %100 pamuk ipliği, polyester ve karışımları iplikler üretmekte. Ayrıca örgü kumaş üretmekteyiz. Peki, sağ olun. Kemal Kahraman, elit iplik, pamuk ipliği üretiyoruz. 2007 yılından beri buradayız. Kaç kişi oldu? Şu an itibariyle 250. İşler nasıl? İyi. Allah'a şükür. Ferman Mutut, Beton Kapı AŞ, Kaz Beton üreticisiyiz. Ayrıca... Beton? Evet, efendim. 2007'de de orada tekstil işlerimizi pamuk ve karışım. Buradaki bağlarınız kaç yıl oldu? 2007'den beri de tekstil işletmeleri yapıyorum. 2013'te de gaz beton üretiyorum. Nasıl işler nasıl? Elhamdülillah, çok şükür. İsmail Alpas'tan sert makine damper ve fileleriniz. Makine? Sert makine. Ne üretiyoruz? Damper ve dorsal damper. Kaç yıldır buradayız? 2009'dan beri. Hepimizin malumu. Tarihi günler yaşadık, yaşıyoruz. Ülkemizle, milletimizle karşı aynıca bir kalkışma. 15 Temmuz akşamı yüzleşelim. Çok şükür milletimizin asil duruşu, sağ duruşuyla zor atlatılabilecek bir açmazlığı başardık. Hainler, küresel güçlerin kullandığı robotlar amaçlarına ulaşamadılar. Devlet olarak, millet olarak bu kalkışmanın üstesinden gelmeyi de başardık. Bu ister istemez sosyal, ekonomik bir takım tarihatlar yaptı. Hepimiz üzüldük. Belki zaman zaman karamsar bir atmosfer doğmuştu. Bu ülkeye güveniyoruz, bu millete güveniyoruz. Bu karamsarlık mutlak surette bir an önce aşmalıyız. Geçici olarak görüyoruz bunu. Ülke çok önemli bir sınav verdi. Ekonomi de önemli bir sınav verdi. Böyle bir çalkantı başka bir ülkede olsaydı belki de ekonomi göstergeleri alt üst olurdu. Ama çok şükür ki bu haince kalkışmaya rağmen borsa dibe kurmadı. Döviz oynamadı. Ekonomimizin belli bir dayanıklılığı var, esnedildi. Artı milletin sağduyusu, basireti, vatansızlığı o gün gündeme geldi. Bu trenlerde millet döviz almaya koşar. Sağduyulu vatansever halkımız çok kişi döviz bozulmaya gidiyor. Bunlar bizi rahatlatan unsurlar oldu. Devlet bir yandan bu tür çeteleri, bu tür hainleri devletin arındırmaya çalışırken, bunlara mücadele ederken ekonomik alanı da boş bırakmadı. Hepiniz takip ediyorsunuz. Bir takım paketler, bir takım teşvik sistemleri üzerinde duruluyor. Dilerim ki, ümit ederim ki kısa bir sürede ekonomiyi rahatlatacak, ekonomi biraz daha diri tutacak kararlar çıkacak. Hepimize düşen bu kararnameleri iyi takip edip iyi değerlendirmek. Bu toplumu buluşmayı şu amaçla gerçekleştirdik. Sanayicimizin psikolojisi nasıl, durumu nasıl, ne tür değerlendirmeler yapabiliriz,
Artı o sepetiniz hakkında beraber bir takım değerlendirmelerde bulunmak, sizlere bir takım bilgiler aktarmak amacıyla bu buluşmayı sağladık. Öncelikle ilimizle ilgili OSSEB yönetimi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. OSSEB'yi büyütme çalışmalarımız devam ediyor. Geniş bir arazi var ama hepsini almak mümkün olmadı. Su havzası. Bizimde de su havzası olması nedeniyle 500 dönüm rütbe alanında kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında 7 megawattlık bir GES projemiz var. Güneş enerjisi. Belli bir aşamaya geldik. Şu an teşvik belgesini aldığımız takdirde bütün işlemleri bitirdik. Hemen uygulamaya geçeceğiz. Diğer bir projemiz sanayi özellikle demir çelik sektörünün baş belası olan Curup. Onların sürekli tehditler, risklere maruz bırakan, cezalara maruz bırakan Curup'la ilgili bir çalışmamız var. Curup'u ekonomiye kazandırma amaçlı belli bir noktaya da geldik. Milli Emlak'tan bir arsa tahsis ettik. Tahsisini aldık. ÇED'le ilgili işlemler sonuçlandı. Orada da yatırım teşvik belgemizi bekliyoruz. Yatırım teşvik belgemizi alır almaz yatırıma başlayacak evet. Grup olacağız. Evet. En azından bağlantı yolumuz bir takım kamulaştırma problemlerine rağmen hızla yürüyor. Kısa bir sürede sonuçları duyuluyor. Artı burada çalışanlara önemli olmak üzere bir takım sosyal alanlar kazandırmakla ilgili projelerimiz var. Onlar üzerinden duruyoruz. Teknoloji İhtisas Bölgesi Kurulumu ile ilgili çalışmalarımız var ama daha yolun başındayız. Ofisimiz, çalışanlarımız kendine düşen görevi çalışıp yapıyorlar. Ayrıca şunu da ofisimizi Orhan'ın Sanayi Müdürlüğü'nüzde kendi eviniz, kendi ofisiniz gibi görmenizi istiyorum. Rahat kullanabilirsiniz. Bir takım dileklerimi, değerlendirmelerinizi oraya çok rahat iletmenizi istiyorum. Bir şeyi sormak istedim Sermet. Bu güneş enerjisi alanı tahsis mi edilecek yoksa organize yönetimince mi burada bir HES yaptırarak? Yes, Şerif istersen bize bilgi versin. Hepimiz. Evet. Teşekkür ederim. Sağolun. Bu santrali yeşil alan ve idari sosyal alanlarımızda gerçekleştireceğiz. Türkiye'de de benzer bir uygulaması yok. Biz yeşil alanlarımızı ve idari sosyal alanlarımızı nasıl değerlendiririz diye araştırma yaparken böyle bir şey tespit ettik. Hemen çağrı mektuplarımızı aldık o arazilerin üstüne. Hem yeşil alan olarak kalacak hem de o seviyeye enerji üretmiş olacağız. Ben bu bölgemizde böyle bir alan var mı diye tahsil ediyorum. Ben bu arada senin kendisi çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Vakit Hacı Hüve, sana 2003 gibi bizi organizeye geldik. Hasan Bey, Celal Bey bilirler biz bu toplantıları 10 kişiyle Baraka'da yapıyorduk. Organize müdürlüğünün daha önceki olduğu yerde. Tabii ki daha sonra organize gelişti. Gerek başta uçarak gerekse tuz çelik. Yani teşekkür ederim ondan geldikten sonra organize adını aldı daha doğrusu. Şimdi limanın yapılması, denize ulaşmamız bunlar çok önemli şeyler. Organizemiz örnek bir organize durumuna geldi. Yine büyük sanayilerimizin hepsine de teşekkür ediyorum. Şahsınız. Ebru Sovak, Sovak Pazarlama. Sayın Valim, bölgede eksikliğini hissettiğim bir konuyu size arz etmek istiyorum. Bu vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini simgeleyen Şanlıurfa bayrağımızın bölgemizin merkezi bir yerinde dalgalanmasını istiyorum. Bu konu daha önceden dile getirmek istemiştim size ama bugüne nasip oldu. Eğer böyle bir konu hakkında çalışma yaparsanız memnun oluruz. Evet. Şerif nedir? Hemen yapalım Sayın Halim. Çok tatlı diyor. Sayın Halim, aslında sanayicimizi dolaştığımızda bu tip şeyleri alıyoruz, önerileri.
daha önce de konuşmuştuk ama bir türlü yerine tespit edememiştik. Sizinle eder etmez hemen. Keşke her şey kadar kolay olsa. Sayın Mahallim, şimdi Hacı Bey çok güzel anlattı. Hakikaten biz buraya ilk geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Ondan sonra biz de, yani ben inanamıyorum yani o gün bu hale gelecek organizasyon inanmam mümkün değil. Muhteşem şeyler oldu. Organize sanayi bölgemiz aynı zamanda bir çevre ödülü de aldı, Çevre Bakanlığı'nda. Evet. İlk gördüğüm çok ciddi sıkıntı var. Tabii bu sıkıntı Osmaniye'nin sıkıntısı. Burada bizim istihdamımız 300 kişi geçtiği bir zaman olmuştu. Fakat biz 300 kişiye çıkarmak için burada Adana'dan buraya işçi getirdik. Buradan da her bulduğumuz işe aldık. İnanın hiçbir yerde iş bulamayan bütün insanları kapıya açtı. Yani yürüyebilen herkesi konuşmasına bile gerek yok işe aldı. İnsanların organizedeki çalışmaya karşı bölge insanı Osmaniye'dekinin bir şekilde bir önyargısı var. Oraya gelmek istemiyor, ne yapıyor? Ben çözüm bulamadığım için ben size iletiyorum. Yani bir sıkıntı var. Kesinlikle işçi bulunamıyor. Yani gidiyoruz şimdi şeye, iki kişi için, hani ileride insanlar daha çok biner diye düz içine servis koyuyoruz. Bu iki amacımız bir hasbihal edelim yani. Bir atmosfer oluşturalım. Beraber birbirimize moral verelim. O bakımdan özellikle ülke kalkınmasında bu itici motor gücü olan sanayiciye çok iş düşüyor. Bunlara inat daha çok üretip daha çok büyüyeceğiz. Başka bir çaremiz yok yani.